Fizik 801, Klasik Mekanik 33. Ders Sıvılar sıkıştırılamaz. Gazlar sıkıştırılabilir. Gazın hacmini %50 oranında azalttığınızda bu bir sorun değildir. Bir sıvı için bunu yapmak imkansızdır. Sıvılarda atom ve moleküller birbirleriyle etkin temastalardır. Halbuki gazlar da birbirinden oldukça uzak mesafededirler. İşte gazların sıkıştırılabilir olmasının nedeni budur. Eğer bir atmosfer basınçlı havayı alırsanız, bu havanın yoğunluğu suyun yoğunluğundan bin kat daha azdır. Bu sizlere hava moleküllerinin birbirlerinden çok uzak olduğunu söyler. Orada gördüğünüz üzere basınç, gazın hacmi, Kelvin cinsinden gazın sıcaklığı ve sahip olduğunuz moleküllerin sayısı aralarında basit bir ilişkinin olduğu deneysel bir gerçektir. Şimdi molekül kelimesinden bahsettiğim zaman genellikle atomlardan bahsediyorum demektir. Helyum, neon, kripton ve argonun atomik gazlar olduğunun ve O2, H2, CO2'nin de moleküler gazlar olduğunun farkına varmanızı istiyorum. O halde atomlardan bahsettiğimde bile molekül kelimesini kullanacağım ve belki de tam tersini kullanacağım. Sadece kolaylık olsun diye. Bu nicelikler arasındaki mevcut ilişki PV eşit NRT şeklindedir. Basınç, hacim, N, mollerin sayısıdır ve buna daha sonra tekrar döneceğim. Bu nicelikler arasındaki R değeri 8,3 J bölü Kelvin derece olan evrensel ideal gaz sabitidir. Burada T Kelvin derece biriminde olmalıdır. O halde mol nedir? 1 mol her zaman yaklaşık 6,02 çarpı 10 üzeri 23 molekül ya da atoma sahiptir. Helium'a sahip olmanız durumunda ben buna molekül diyeceğim. Ve bu sayı Avogadro sayısı olarak adlandırılır. O halde bu bir molün tanımıdır. Eğer bir mol helyum veya bir mol oksijen veya karbondioksit ya da nitrojen alırsanız, aldığınızın ne olması hiç önemli değil, onlar her zaman yaklaşık olarak bu kadar molekül sayısına sahip olacaklardır. Şimdi bu maddelerin her biri çok farklı kütlelere sahiptir. Örneğin eğer karbonu alırsam bu durumda 1 mol karbon 12 grama çok yakın bir ağırlıkta olacaktır. Eğer helyumu alırsam 1 mol helyum 4 grama çok yakın ağırlıkta olacaktır. Ve eğer oksijeni alırsam O2 bu durumda 1 mol'ü 32 grama çok yakın olacaktır. O halde 1 molde molekül sayıları ya da atom sayıları aynıdır ama kütleler çok farklıdır. Bir nötr atom aldığım zaman bu durumda bir çekirdek vardır. Ve çekirdek protonları ve nötronları içerir. Çekirdek z tane protona ve n tane nötrona sahiptir. Protonlar pozitif olarak yüklüdür. Ve atom eğer nötr ise z elektrona sahiptir. Elektronların hemen hemen hiç ağırlığı bulunmamaktadır. Onu ihmal edebilirsiniz. Bütün kütle proton ve nötronlardadır. N artı Z A olarak adlandırılır ve bu da atomik kütle numarası olarak adlandırılır. Karbonu biraz daha ayrıntılı inceleyelim. Eğer karbonunuz var ise ve şimdilik ona karbon 12 diyorum. Niçin dediğimi birazdan göreceksiniz. Bu durumda karbon çekirdeğinde her zaman 6 proton vardır. Aksi takdirde karbon olamaz. Ve karbon 6 nötrona da sahip olduğu zaman bu durumda A 12'dir. Ona karbon 12 dememizin sebebi budur. O halde karbonun atomik kütle numarası 12'dir. Fakat örneğin karbon 14 olsaydı bu radyoaktif olurdu. Yine 6 protona sahip olacaktır. Aksi takdirde karbon olamaz. Şimdi 8 nötronunuz olur ve atomik kütle numarası 14 olacaktır. Bir mol gram biriminde bu sayıya eşittir. Ve böylece orada karbonun gram biriminde atomik kütle numarasının 12 olduğunu görüyorsunuz. Eğer helyum alırsanız 2 proton ve 2 nötronu vardır. O halde A 4'tür. 4 gram görmenizin sebebi budur. Eğer oksijeni alırsanız 8 proton ve 8 nötronu vardır ve böylece A 16'dır. Fakat sizler oksijene O2 gaz formunda sahipsiniz. Bu yüzden şimdi atom kütle numarası 2 katı yani 32 olmalıdır. Ve böylece O2'nin 1 molü 32 gramdır. Aslında Avogadro sayısı karbon 12'ye göre tanımlanır. Eğer karbon 12'den 12 gram alır ve atomlarını sayarsanız bu durumda tam olarak Avogadro sayısını elde edersiniz. İşte Avogadro sayısının tanımı budur ve bu bizim oradaki 6 çarpı 10 üzeri 23 değerine oldukça yakındır. Protonun kütlesi ve nötronun kütlesi yaklaşık olarak eşittir nötronun kütlesi için M2 yazdım. Oysaki Mn olmalıydı. O halde bir molekülün ya da atomun kütlesi bu A değeri olacaktır. Çünkü bu proton ve nötronların toplamı çarpı nötron ve proton kütlelerinin çarpımıdır. O halde bu A çarpı, buraya yaklaşık eşit yapmalıyım, 1,66 çarpı 10 üzeri eksi 27 kilogram şeklindedir. O halde şimdi bu, bu atomun ya da molekülün özgün kütlesidir ve orada gördüğünüz bilgilerin hepsi webde var. O halde şimdi basit bir örnek yapalım. Gazları alıyorum. Herhangi bir gaz, istediğiniz gazı seçebilirsiniz. Ve basıncı bir atmosfer alıyorum. O halde bu basıncın 1,03 çarpı 10 üzeri 5 paskal olması demektir. Deneyi oda sıcaklığında yapıyorum. Bu yüzden T 293 Kelvin derecedir. Ve bütün durumlarda sadece 1 mol alıyorum. Böylece N 1'dir. Ve şimdi sizlere bu gazın hacminin ne olacağını soruyorum. Öyleyse gaz kanunu alırsınız. Ve bu kanun sizlere V hacminin N, R, T bölü P'ye eşit olduğunu söyler. N'nin ne olduğunu biliyorsunuz. R'yi biliyorsunuz. Affedersiniz. Biraz önde gidiyorum. R'nin 8,3 olduğunu biliyorsunuz. Sıcaklığın 293 olduğunu biliyorsunuz. Ve basıncın 1,03 çarpı 10 üzeri 5 olduğunu biliyorsunuz. Ve bunu hesapladığınızda 24 litreye çok yakın bir değer bulursunuz ve 1 litre yaklaşık 1000 cm küptür. Ve bu onun helyum ya da oksijen ya da azot ya da karbondioksit olup olmadığından bağımsızdır. Gaz olması şartıyla bir atmosfer basınç ve oda sıcaklığında bir mol her zaman yaklaşık 24 litrelik aynı hacme sahip olmaktadır. Eğer bir gaz bu kanunlara tam olarak uyarsa biz onu ideal gaz olarak adlandırırız. Bunu ideal gaz yasası olarak adlandırmamızın sebebi budur. Ve birçok gaz neredeyse bu yasaya uyar. Nitekim eğer oda sıcaklığında ve bir atmosfer basınçta bir mol oksijen o 2 alırsanız, oksijenin hacmini hesaplarsanız, ölçeceğiniz gerçek hacim ideal gaz yasası ile bulacağınızdan sadece %0,1 kadar daha küçüktür. Eğer bunu 20 atmosferde yaparsanız bu değer hala sadece %2 daha küçük olacaktır. Dolayısıyla bu birçok durumda çok iyi bir yaklaşımdır. Bu ideal gaz kanunu ifadesinde atom ve moleküllerin kütlelerinin hiç olmaması çok şaşırtıcıdır. Ve bu çok düşündürücüdür. Bunu hiç beklemezsiniz. Ve niçin bunu beklemeyeceğinizi sizlere göstereceğim. Molekül kütleleri çok farklı olan iki farklı gaz alalım. Fakat aynı mol sayısına, aynı hacme ve aynı sıcaklığa sahibiz. Bu durumda ideal gaz yasasına göre aynı basınca da sahip olmamız gerekir. Fakat moleküllerin kütleleri oldukça farklı. Burada o moleküllerden bazılarını görmektesiniz. Ve atom yoğunlukları da aynıdır. Çünkü atom sayıları aynıdır ve hacim aynıdır. Şimdi bu moleküller farklı hızlarda her yöne doğru giderler. Kolaylık olsun diye şimdi ortalama hızı alacağım ve bunun bu yönde gitmekte olduğunu varsayacağım. Onlar kabın duvarına, bu alana doğru gidiyorlar. Duvara çarpıyor, esnek çarpışma yaparak tam olarak aynı doğrultuda geri dönüyor. Burada bir momentum transferi söz konusudur ve bir çarpışma için momentum transferi 2 mv'dir. Çünkü o bu yönde mv ile geliyor, bu yönde mv ile geri dönüyor. Bu nedenle momentum transferi 2 mv'dir. Fakat ben saniye başına momentum transferi ile ilgilenmekteyim. Sadece bir mol için değil. Ve şimdi tabii ki hızıyla ile de çarpmalıyım. Çünkü hız yüksek ise burada saniye başına çok sayıda bombardımanız var demektir. Her bir bombardıman için momentum transferi budur. Fakat eğer çok sayıda varsa tabii ki bu durumda hız ile çarpmanız gerekir. O halde saniyedeki momentum transferi m v kare ile orantılıdır. m v bir parçacığın momentumundan kaynaklanır ve v ise saniyedeki çarpışma sayısından gelir. O halde şimdi saniyedeki momentum transferi açık bir şekilde kuvvet ile orantılıdır ve bu da basınç ile orantılıdır. Fakat yine de basınç kütleden etkilenmemektedir. Bunu fark ettiniz mi? Eğer bunlar aynı ise basınç da aynı olmalıdır. Ve bu nedenle anlaşılması zor olan sadece bir sonuç çıkarabilirsiniz. Ve bu da verilen bir sıcaklık değerinde basıncın aynı olması için bu mv kare çarpımının molekülün kütlesinden bağımsız olduğudur. MV karenin molekülün kütlesinden bağımsız olması nasıl mümkün olabilir? Bunun mümkün olmasının sadece bir tek yolu var. Eğer iki farklı kütle, molekül kütleleri tamamıyla farklı olan iki gaz alırsanız, bu çarpımın her zaman verilen bir sıcaklık için aynı olması gerekir. Ve bu gerçekten de böyledir. O halde örnek olarak helyumu alır ve onu oksijen ile karşılaştırırsanız, bu ikisinin kütlelerinin oranı 4'e 32'dir. Ve bu bundan 8 kat daha ağırdır. Ve onlar belli bir sıcaklıkta bulunmaktadırlar. Bu durumda helyumun kütlesi çarpı helyumun ortalama hızının karesi, oksijenin kütlesi çarpı oksijenin ortalama hızının karesine eşittir. Ve eğer bu oksijen molekülü 8 kat daha fazla kütleli ise, bu durumda hızının karesi karekök 8 kere daha küçüktür. Çünkü oran 32 bölü 4 yani 8'dir. Bu nedenle oksijen moleküllerinin daha düşük bir hızı olur. Böylece mv kare çarpımı her zaman aynıdır. Oksijen molekülleri oda sıcaklığında yaklaşık 480 metre bölü saniye hıza sahiptir ve bu durumda helyumun hızı karekök 8 kat daha büyüktür. Eğer oksijen ve helyum karışımını alırsanız bu durumda gazlardan birinin molekülleri yaklaşık 480 metre bölü saniye ortalama hıza sahip olurken diğeri 1350 metre bölü saniyelik bir hıza sahip olur. Gaz yasasının geçerli olmasının tek yolu budur. Bu gaz yasasının bir sonucudur. Genellikle gaz yasasının farklı bir şekilde PV eşit büyük N çarpı K çarpı T olarak yazıldığını görürsünüz. Bunu orada görüyorsunuz. Ve bu büyük N sahip olduğunuz moleküllerin toplam sayısıdır. Mol sayısı olan küçük N ile karıştırmayın. Böylece bu toplam molekül sayısıdır ve k'ya Boltzmann sabiti denir. Ve NK ile NR'nin aynı olması gerektiği için eğer iki gaz yasasını karşılaştırırsanız biri orada biri de burada K'nın tanımlanma şekli R bölü N A'dır. K, R bölü Avogadro sayısıdır. Çünkü hatırlarsanız küçük N toplam moleküllerin sayısı bölü N A'dır. O halde bunu yerine koyarsanız 8,3 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 ve bu ise yaklaşık 1,38 çarpı 10 üzeri eksi 23 jül bölü kelvin değeri verir ve bu sayıyı kullanabilirsiniz. İsterseniz bu eşitliği ya da o eşitliği hangisi daha uygun ise onu kullanabilirsiniz. İkisi de aynıdır. Şimdi ideal gaz yasasını test edelim. Ve onu şu şekilde test edeceğim. Burada içinde hava olan bir bakır cismim var. ve onu ısıtacağım. Sizlere tahtada bir grafik çizeceğim. Bu hacim ve bu ise neredeyse hiç hacmi olmayan son derece ince bir tüp ve ucunda bir basınç göstergesi var. İşte bu bize basıncı verecek olan göstergedir ve basınç pound bölü inç kare şeklinde veriliyor. Bu birimi kullanmak istemem ama maalesef böyle. Hatırlamanız için bir atmosfer yaklaşık olarak 15 pound bölü inç karedir. Bu aşırı basıncı ölçen bir göstergedir. Diğer bir ifadeyle eğer onu bir atmosfer basınca maruz bırakırsanız sıfır gösterecektir. Aynen bir benzin istasyonuna gidip tekerlerin basıncını ölçtüğünüz zaman oradaki alette fazlalık basıncı iç ve dış arasındaki farklılığı ölçmektedir. Burada bir vanası var. Onu atmosfere açabilirim. Ve bunu yaptığım zaman buradaki sıcaklık ne olursa olsun bu durumda basınç yaklaşık 1 atmosferdir. Çünkü dışarıya açıktır. O halde buradaki basınç 1 atmosfer olacaktır. Ve bu durum vanamız açık olduğu zamanki durumdur. Ve bu eriyen buzun içindedir. Eriyen buz yani T1 273 Kelvin derecedir. P1 bir atmosfer, Ve V1 ise bilmediğim bir değere sahiptir. Bu vanayı kapatıyorum. Böylece içerideki hava molelerinin sayısı sabittir, değişmeyecektir. O halde içerisi bir atmosferdir ve N değeri ne olursa olsun bunun hiçbir önemi yoktur. N değişmeyecektir. Şimdi onu kaynayan su içine koyacağım ve böylece T2'nin 373 Kelvin derece olacağını biliyorum. Şimdi P2'nin ne olduğunu bilmek istiyorum ve hacim oldukça az değişecektir. Hacim bakırın genleşme katsayısından dolayı değişir. Ve bu hacim değeri için elde edilecek olan hacim genleşmesini hesapladım ve ısınmadan dolayı artan bu değer orijinal hacmin sadece %0,5 kadardır. Bu yüzden V2'nin V1'den çok az farklı olacağını varsayabilirsiniz. Hacimlerin yaklaşık aynı olduğu söylenebilir. Ve kesinlikle aynı mol sayısına sahibiz. Ve şimdi onu kaynayan suya koyduğumuzda basıncın ne olacağını gaz kanunu ile tahmin edebiliriz. P1V1 eşit NRt1 ve P2V2 eşit NRt2 elde ederiz. Bu iki eşitliği birbirine bölerim. Ve N ve R birbirini götürür. Hacimlerin aynı olduğu konusunda hemfikirdik. Ve böylece P1 bölü P2 eşit T1 bölü T2 elde ederiz. Amacımız P2'yi bulmaktır. Ve bu P1 çarpı T2 bölü T1 olur. P1 bir atmosferdir. T2 373, T1 273. O halde P2 bir atmosfer çarpı 373 bölü 273 olur. Bu gaz yasasının söylediği şeydir ve bu oran 1,366'dır. Bu durumda P2 1,366 çarpı 1 atmosfer olur. Şimdi bu gösterge aşırı basınç göstergesidir. Bundan dolayı bu değeri göremeyeceksiniz. Göreceğiniz şey 1 atmosfer ile olan farktır ve gösterge 15 pound bölü inç kare olarak kalibre edildiğinden dolayı bu 0,366 çarpı 15 pound bölü inç karedir. Ve bu yaklaşık 5,4 pound bölü inç karedir. Bu tahmin ettiğim değerdir ve ne kadar yakın bir değer elde edeceğimizi göreceğiz. Eğer her şeyi giderse bunu göreceksiniz. Tamam, işte orada. Sizin için ışık durumunu biraz iyileştireyim. Hatta biraz daha karartabilirim. Burada göstergeyi görüyorsunuz. Buzlu suda olmasına rağmen göstergenin sıfır olduğuna dikkat edin. Bu vana açık sıfır göstermektedir. Çünkü sadece aşırı basıncı ölçer. Ve şimdi bu vanayı kapatacağız. Vana şimdi kapalı. Nesne bu ve hacmi belli. Bana sanki bir tuvalet sifonundaki banyo şamandırası gibi geliyor. Muhtemelen de odur. Ve şimdi kaynayan suyun içinde daldırıyorum. Ve şimdi basınca dikkat edin. İşte artıyor 3 3 buçuk 4 bu pound bölü inç kalecininden aşırı basınç değeridir 4 4,5. buçuk sadece biraz daha zaman vereceğim Gazi bir yalıtkan olduğu için gazların bu bakır topun duvarlarına varması biraz zaman alacaktır neredeyse 5'e yaklaştı Elbette beklemek zorunda değiliz şimdi 5 buçuk 5,4. Eğer beklersek muhtemelen yükselecektir. Şimdi 5. Bekleme çok da anlamlı değil. Şimdi eğer vanayı açarsam ne olacağını sizlere sormak istiyorum. Evet. Ne olur? Evet. O halde eğer vanayı açarsam yüksek basınç dışarı çıkacaktır. İçerisinde bir atmosfer olacaktır ve bu aşırı basınç göstergesi olduğundan sıfırı gösterecektir. Şu an 5. Bana göre bu iyi. Oldukça yakın. Bu yaklaşık %8'den daha az. Önceki derste 5,3 elde ettik. Fakat orada biraz sabretmiştik. Şu anda vanayı açacağım ve ne olacağına bakın sıfıra geri gidiyor. İçerideki hava basıncı bir atmosferden daha yüksek olduğundan biraz dışarı çıktı. Böylece mantıklı bir deneyle ideal gaz yasasının ilk uygulamasını gözlemlemiş olduk. Bir gaz sıvıya dönüşebilir ve sıvı da katılaşabilir. Ve bu tümüyle maddenin türüne, sıcaklığına ve basıncına bağlıdır. Ve bu bizleri faz diyagramları olarak adlandırdığımız alana götürür. Sizlere internette de olan faz diyagramının grafiğini göstereceğim. Burada bir faz diyagramını görüyorsunuz. Kolayca anlaşılabiliyor. Burası basınç, burası da sıcaklıktır. İçinde gaz olan bir silindirimizin olduğunu ve bu silindir üzerine bir piston koyarak yavaşça aşağı doğru indirdiğimizi düşünelim. Buradan belli bir sıcaklık değerinde başlıyoruz ve sıcaklığı değiştirmeyeceğiz ve pistonu aşağıya doğru yavaşça indiriyoruz. Bu yönde ideal gaz yasası geçerlidir. Sıcaklık sabittir ve eğer gaz yasasına bakarsanız PV değeri de sabit kalır. Yeri gelmişken bu Boyle yasası olarak adlandırılır ve basınç ve hacmin çarpımının sabit olduğunu söyler. Böylece gazın basıncı yükselir, hacmi düşer, basınç yükselir, hacim düşer, basınç yükselir, bu noktaya ulaşana kadar devam eder. Bu durumda sıvı elde edilir. Böylece basınç bu sıcaklıkta sıvı oluşturmak için yeterince yüksektir. Eğer daha fazla bastırırsam basınç yükselmeyecektir. Son moleküle varıncaya kadar bütün gaz sıvıya dönüşecektir. Her şey sıvıya dönüşene kadar sıvının üzerine daha fazla basınç uygulayabilirim. Bunu yapmak aptalca olabilir fakat bunu yapabilirim. Sıvıyı daha fazla sıkıştıramayacaksınız fakat deneyebilirsiniz. Ve bazı durumlarda ona olağanüstü bir basınç uygularsanız sıvıyı katıya dönüştürebilirsiniz. Ve bu durumda katı bölge olan buraya ulaşırsınız. Daha az anlaşılan şey, eğer bunu düşük sıcaklıkta yaparsanız ve hacmi azaltırsanız bu durumda basınç yükselir ve faz diyagramındaki bu noktaya varırsınız. Böylece sıvıya yoğunlaşma olmaz. Fakat hemen katı oluşumu gerçekleşir. Böylece hemen gaz fazından katı faza geçersiniz. Pistonu daha da fazla aşağı doğru ittiğinizde tüm gaz katı hale gelinceye kadar basınç yükselmeyecektir ve sonra atmaya devam edecektir. Buranın bir atmosfer olduğunu ve biraz buz aldığımı varsayalım. Ya da bir atmosferde bir parça demir alabilirsiniz ve o çok düşük sıcaklıkta ve katı halde ve onu ısıtmaya başlıyorum. Fakat basıncı bir atmosfer sabit tutuyorum. O katı ve hala katı. Bu noktada erimeye başlıyor. Bu erime noktası olacaktır. Ve ısıtmaya devam ettiğimde tüm katı sıvı haline gelene kadar sıcaklık artmayacaktır. Daha sonra sıcaklığı artırabilirim. Bu durumda sıvı bu çizgiye ulaşıncaya kadar ısınacaktır. Ve bu çizgiye ulaştığınızda sıvının bir kısmı gaza dönüşecektir bir atmosferde kaynayacaktır. Kaynadığını göreceksiniz. Sıcaklığı artıramazsınız. Eğer su ise 100 santigrat derecede kalacaktır. Tüm sıvı gaz haline gelinceye kadar yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bunu su bağrı olarak adlandırırız. Bundan sonra sıcaklık daha da artabilir. Dolayısıyla bu nokta buz ve su için erime noktası olacak ve bu bir atmosferde kaynama noktası olacaktır. İşte faz diyagramı arkasındaki düşünce budur. Ve bunu deneylerimizin bazılarında bugün kullanacağız. Burada bir yangın söndürücüm var. Ve yangın söndürücü karbondioksit ile doldur. Bu bilgi size verilmiş. Ve ben kendi kendime soruyorum. Gerçekten kendi kendime sorduğum bir soru. Sizler için hazırladığım bir şey değil. Kendi kendime soruyorum. İçerisinde sıvı karbondioksit mi yoksa gaz mı var? Eğer varsa basınç ne olabilir? Bu yüzden bu tankın hacmini ölçtüm. Yaklaşık 40 cm yüksekliğe ve 15 cm çapa sahip bir silindirdir. Bu yaklaşık 40 cm ve bu yaklaşık 15 santimetre. Böylece hacma hesaplamak kolaydır. Ve değeri 2,3 çarpı 10 üzeri eksi 3 metreküptür. O da sıcaklığında olduğu açıktır. Bunun tartışması bile olmaz. Bu yaklaşık 293 kelvin derecedir. Bizim de bulunduğumuz sıcaklıkla aynıdır. Şimdi bunun içinde kaç mol olduğunu küçük neyi bilmek istiyorum. Ve bu tankın üzerindeki etikette dolu olduğunda 31 pound, boş olduğunda yani içerisinde karbondioksit yokken 21 pound geldiğini okudum. O halde içindeki karbondioksit gazının kütlesi içinde ne olduğu önemli değil, belki de sıvıdır. 10 pounddur. Bu bilgi verilmiş. Ve bu 4500 gramdır. 1 pound 450 gramdır. O halde neyin ne olduğunu biliyorum. Çünkü karbondioksitin atomu kitle numarası 12 artı 32, 44'tür. Ve bu 4500 bölü 44 yani 100'dür. O halde yaklaşık 100 molü var. Şimdi kendi kendime basınç nedir diye sorabilirim. Eğer bu kadar gaz olsaydı basınç ne olurdu? Güzel. Eğer bu gaz olsaydı bu durumda basınç P, N çarpı R çarpı T bölü V olur bu değerleri yerine koyuyorum ve sonucun 10 üzeri 8 10 üzeri 8 pascal bu muazzam bir basınç. 10 üzeri 8 pascal yaklaşık 1000 atmosferdir. İçeride gaz olup olmadığından çok şüphelendim. Çünkü kendi kendime karbondioksitin bu yüksek basınçta muhtemelen sıvı haline geldiğini söyledim. Ve bu yüzden bunu internette aradım. Aslında benim için bunu yüksek lisans öğrencim Dave Pooley yaptı. İnternette aradı ve karbondioksit için faz diyagramını bulduk. Ve ne görüyorsunuz? Bu atmosfer biriminde basıştır. Acayip bir ölçeklendirmedir. Çünkü 5, 10, 15 diye gidiyor. Sonra ise bir kesinti var ve 70'e gidiyor. Ve bu sıcaklıktır. 0 ve 20 derece. Ve böylece 20 derecede eğer içinde sıvı varsa bu sıvının gaz ile dengede olması gerektiğini biliyoruz. Yukarı doğru gidiyorsunuz ve şekilde 1000 atmosfere göremiyorsunuz. Buna göre 1000 atmosfer koridorda bir yerlerde olur. Böylece 60 atmosfer gibi bir değerde sıvılaşmaya başlar. Buradaki ölçekte 60'ı göremeyebilirsiniz çünkü orası atlanmıştır. Fakat itfaiye aradım ve yaklaşık 900 pound bölü inç kare olduğunu söylediler. Bu yaklaşık 60 atmosferdir ve bu durumda bu kutu sıvı ve gaz içermektedir ve bu çizgide kalır. Daha yüksek de daha düşük de olamaz. Bunu düşünün. Çünkü bu çizgide sıvı ve gaz birlikte bulunur. Onların bunu yapabilecekleri tek yol eğer sıcaklık 20 derece ise bu basınç değeridir ve vanayı açıp karbondioksit sala verdiğinizde sıvı karbondioksit gaza dönüşecektir. Fakat tüm sıvı tükenene kadar basınç daima 60 atmosferde kalacaktır ve tükenene kadar basınç 60 atmosferin altına düşmeyecektir. Daha önce hidrostatik dengeyi, genellikle sıvıların hidrostatik dengesini ele aldık. Fakat onu sadece sıvılar için hidrostatik basıncı hesaplamada kullandık. Ve hidrostatik denge için eşitlik hiç şüphesiz bu final sınavında çıkacaktır. dp bölü dy eşit eksi rho çarpı g şeklindedir. Ve bunu bir sıvı için kullanmak çok kolaydır. Çünkü sıvı sıkıştırılamaz. Bu nedenle rho basıncı fonksiyonu değildir. Böylece bunun integralini kolayca alabilirsiniz ve bunu yapmıştık. P ve Y arasında doğrusal bir ilişki elde edersiniz. Böylece burası Y, burası da hidrostatik basınç olsun ve burada ise Y sıfır olsun. Yani deniz seviyesinde. Bunu sıfır olarak alıyorum. Ve burası eksi 4000 metre. 4000 metre aşağısı olsun. Bu durumda basınç bu şekilde değişir. Burası yaklaşık 400 atmosfer civarındadır ve doğrusal olarak azalır. Yüzeye çıktığınızda doğrusal bir şekilde azalır. Burada bir atmosfer olabilir çünkü bu parametrik basınçtır. Ancak bu ayrıntıdır. Bunun gerçekten hidrostatik basınç olmasını istiyorum. Bu eksi Rho çarpı G çarpı Y'dir. Gazlar için bu çok farklı olur. Çünkü gazlarda yoğunluk basınca bağlıdır ve şimdi sizler için atmosferimizde basıncın yükseklik ile nasıl değiştiğini töreteceğim. Ve bundan çok farklı olacaktır. Ve bunu bir varsayım kullanarak yapacağım. Bu ideal bir varsayım değil ama çok kötü de değil. Şöyle ki atmosferimizin sıcaklığının aşağı yukarı her yerde sabit olduğunu varsayacağım. Ve bunu 0 santigrat derece alacağız. Burası biraz sıcak, Yükseklere çıktığınızda biraz daha soğuktur. Bunu izotermal atmosfer olarak adlandırırız. Bir gazın yoğunluğu nedir? Gazın kütlesinin hacmine bölümüdür. Belli bir hacim alırım ve içinde ne molekülüm var? Ve her bir molekülün kütlesi M ve bu hacimdir. O halde bu yoğunluktur. Fakat şimdi orada gaz kanunuma gidiyorum ve aha molekül sayısı olan büyük N'nin hacma bölümü aynı zamanda P bölü KT'dir. O halde bu P bölü KT çarpı M'dir. Şimdi bu eşitliği alıyorum ve böylece dp bölü d'ye eşit eksi p çarpı m bölü KT çarpı G yazıyorum. P'yi buraya ve DY'yi de buraya getiriyorum. Böylece DP bölü P eşit eksi MG bölü KT ki bu bir tür sabittir çarpı DY olur. İlk olarak şu sabit hakkında konuşalım. Bu sabit bir boyuta sahip olmalıdır. 1 bölü metre. Çünkü bu boyutsuzdur. Basınç bölü basınç boyutsuzdur. DY uzunluk boyutundadır. Dolayısıyla bu bir bölü uzunluk boyutuna sahip olmalıdır. Hatta KT bölü MG'nin ne olduğunu hesaplayabilirim. Bu durumda bunun uzunluk boyutuna sahip olması gerekir. K'yı biliyorum. T'yi biliyorum. 0 santigrat derece alırım. O halde T 273'tür. G'nin ne olduğunu biliyorum. Molekül için ne almalıyım? Hava molekülü. Hava molekülü nedir? %20 oksijen, %80 azot var. Oksijenin atomik kütle numarası 32, azotun ki 28'dir. Fakat gerçekte oksijenden daha fazla azot vardır. O halde bir hava molekülünün ortalama kütlesi için atomik kütle numarasını 29 olarak alabiliriz. Bu durumda yaklaşık olarak 29 çarpı 1,66 çarpı 10 üzeri eksi 27 kilogram elde edersiniz. Ve bunu eşitliğe koyduğunuzda KT bölü MG'nin 8000 metre olduğunu bulursunuz. Uzunluk birimine sahiptir. Yani 8 kilometredir. Ve buna H0 deriz. Bunu yeniden yazacağım. neredeyse entegral almanın sonuna gelmiştik. Eşitliği yeniden yazacağım ve 1 bölü H0 sabitini koyacağım. Çünkü uzunluğu elde etmek için onu ters çevirdiğimi hatırlayın. O halde dp bölü p eşit eksi 1 bölü h0 çarpı d'ye elde ederiz. Buranın integraline p0 deniz seviyesi basıncı ile Herhangi bir h yüksekliğindeki ph basıncı arasında alıyorum ve dy'nin integralini ise deniz seviyesi ile h arasında alıyorum. Ve bu kolay bir integraldir. Bu nedenle logaritma h yüksekliği için ph bölü p 0 eşit eksi h bölü h 0 elde ederim. Çünkü dy'nin sıfırdan hye olan integrali basitçe h'dir şimdi ne bulurum? Böylelikle H yüksekliğindeki basınç olan pH eşit P0 çarpı E üzeri eksi H bölü H0 şeklindedir. Bu atmosferdeki yüksekliktir. Ve eğer bu H'yi alırsanız bu durumda bu kilometrecisinden yüksekliktir. Bu durumda H0 8 kilometre olur. Ve böylece eğer bu eşitliği kullanırsanız atmosferimizdeki farklı yüksekliklerde basıncın ne olduğunu hesaplayabilirsiniz ve bu kötü bir yaklaşım değildir. Everest 8,9 km yüksekliktedir. Eğer bu eşitliği kullanırsanız oradaki atmosfer basıncının buradaki değerin 1 bölü kadar olduğunu bulacaksınız. Yaşamak için yeterli oksijen yoktur. Şili'de 2400 metre yükseklikte epeyce optik gözlem yaptım. 2400 metrede basınç bu eşitliğe göre atmosfer basıncının 3 bölü 4'ü kadardır ve orada su 100 derece santigratta kaynamıyor. Burada deniz seviyesinde 100 derecede kaynar fakat 3 bölü 4 atmosferde su 92 derece santigratta kaynar. Böylece asla rafadan yumurta elde etmenin zamanını ayarlayamazsınız. Bunu asla doğru bir şekilde zamanlayamazsınız. Çünkü 100 derece santigrata alışıksınızdır. Aslında mutfakta patatesleri ne kadar sürede kaynatmanız gerektiği konusunda tablolar vardır. Bu 90 derece santigrat için ayarlanmıştır ve elde edebileceğiniz kaynama derecesi budur. Daha yükseğe çıkamazsınız. Everest tepesinde su 72 derecede kaynar. Bu yüzden orada gerçekten sıcak yiyecekleri elde etmek imkansızdır. Bu nedenle orada kesinlikle bir düdüklü tencereye ihtiyacınız olur. Eğer 30 kilometre yüksekliğe çıkar ve basıncın ne olduğunu bu eşitliğe sorarsanız, bu bir atmosferin 1 bölü 45'idir. Sadece 17 mm civar. O yükseklikte su 20 derece santigratta kaynar. Sizlere suyun faz diyagramını göstermek istiyorum. Bu suyun faz diyagramıdır. Ve yapmak istediğim şey biraz su alıp onu 30 kilometre yüksekliğe çıkarmak olacak. 30 kilometrede su 20 derece santigratta kaynamaya başlamalıdır. Ve bunu nasıl biliyorum? Bu su için faz diyagramıdır. 0 derece santigrat 100 santigrat derece. Burası milimetre civa olarak basıştır ve ölçekler çok net değildir. Elimizde olan bu. Bunu Dave Pooley yine benim için internetten buldu. Şimdi 20 derece santigrat alırsanız o buralarda bir yerde. Ve bir atmosfer 20 derece santigratta suyunuz var. Aynı bu odada olduğu gibi. Ve ona etki eden basıncı düşüreceğim. Onu vaküme alacağım ve bütün havayı dışarı atacağım. Basınç düşecek, düşecek fakat sıcaklık değişmiyor. Sıvı fazla aşağı doğru iniyorsunuz. Hala sıvı, hala sıvı, hala sıvı, hala sıvı. Hala sıvı bu noktaya ulaşana kadar sıvı şeklindedir. Sonra gaz ve sıvı bir arada bulunur. Bunu su için buhar olarak adlandırırız ve bu kaynamaya başlayacağı anlamına gelir. Ve bu basıncı yaklaşık 17 mm civa olduğu durumda olur ve bu da 30 km yüksekliğe denktir. Burada oda sıcaklığında biraz suyumuz var. Suyu buraya bir kavanozun içine koyuyorum. Bu vakum sistemi klasik 19. yüzyıl yapısıdır. Oldukça yavaştır. Düşük basınca ulaşması en azından 5 dakika alacaktır. Burada bardağı göreceksiniz. İşte orada. Ve gözümüz onun üzerinde olacak. Hatta buradan basıncı da okuyabilirim ama çok önemli değil. Eğer onu yeteri kadar uzun pompalarsak gaz ve sıvının bir arada bulunduğu çizgiye ulaşacağımız gerçeğini anlamanızı istiyorum. Ve bu kaynamanın tanımıdır. Pompalamaya başlayayım. Ve bu arada başka şeyler yapacağız. Çünkü bu eski pompa ile istediğimiz kadar düşük basınca inmek oldukça zaman alacaktır. Yaklaşık 15-20 mm civaya inmeliyiz. Bu arada oldukça benzer bir şey üzerinde çalışacağız. Bir boya kutum var. Onu burada görüyorsunuz. Bunu daha önce de görmüştünüz, hatırlayın. Onun içindeki havayı boşalttığımızda içeri doğru çöktü ve neden içeriye doğru çöktüğünü anlamıştık. İçerisini bir atmosfer hava ile doldurduk. Burası 5 cm ve burası 15 cm ydi. Havasını boşalttık ve daha sonra 1 kg bölü cm kare değerinde fazlalık bir basınç elde ettik. Yalnızca bu ön kapak yaklaşık 375 santimetre karedir ve bu nedenle kuvvet oldukça büyüktü ve içeri doğru çöktü. böyle olduğunu içerisindeki havayı dışarı pompaladığımda kendi gözlerinizle gördünüz. Bugün biraz daha zekice bir şey yapacağım fakat aynı etkiyi gösterecek. İçine biraz su koyacağım. Su burada. İçine koyuyorum. Ve bu suyu kaynatacağım. Bu anda kutu içinde bir atmosfer hava vardır. Fakat su kaynamaya başladıkça suyun buhar basıncı 100 santigrat derecede 1 atmosfer olur. Ve böylece kutu sadece su buharı ile dolar ve tüm havayı dışarı atar. İçinde hava kalmaz. Buharın dışarı çıktığını gördüğümüz anda içeride hava kalmamış demektir. Daha sonra onu kapatacağım ve kutuyu buraya koyup soğumaya bırakacağım. Su buharı basıncı 20 santigrat derecede ne kadardır? Bunu sizlere biraz önce söyledim. Bu yaklaşık 17 milimetre civadır. Bu atmosferin 1 bölü 45'idir. Diğer bir ifadeyle eğer kutu açmalarını korur ve içe doğru çökmezse 20 derece santigrata ulaştığı zaman buradaki basınç sadece bir atmosfer basıncının yüzde birkaçı olur. Bu sanki burada bir vakum elde etme gibidir. Ve açıkça kutu içeriye doğru çökecektir. Onu kaynatacağız ve havayı dışarı atacağız. Sanırım kaynıyor. Tüm havanın dışarı atıldığından emin olmalıyım. İçinde sadece saf su buharı olmasını istiyorum. Evet, iyi görünüyor. İşte soğumaya bırakıldı. Şimdi buhar basıncı düşer. Eğer buharı gaz olarak alırsanız bu buhar sıvıya yoğunlaşır. Çünkü düşük sıcaklıkta buhar yoğunlaşmaya başlayacaktır. Ve yaptığı şey bu çizgi boyunca aşağı doğru inmektir. İşte su kaynıyor. Görüyor musunuz? Su kaynıyor. 20 derece santigrat. Su kaynıyor. Tamam. Bunu gördük. Geriye dönelim. Suya geri dönelim mi? Kaynamış su ile burada bir atmosfer 100 derece santigratta başladık. Sıcaklık azaldıkça bu çizgi üzerinde kalmalıdır. Çünkü sıvı ve buhar birbiriyle termal dengededir. Ve bu çizgi boyunca inerken basıncın düştüğünü görüyorsunuz. Ve 20 derece santigrata ulaşınca 17 mm civaya düşmüş oluruz. Şimdi eğer bu kutu sızdırıyorsa ki ben öyle olduğunu düşünüyorum hali hazırda çökmüş olmalıydı. Eğer kutu sızdırıyorsa tabii ki bu durumda farklı bir durum oluşur bu durumda yapmasını istediğimiz şeyi yapmayacaktır. Bu yüzden bunu tekrar yapmak zorunda kalabilirim. Dolayısıyla bunu diğer bir kutuyla yeniden yaparız. Bunun içeriye doğru çökmüş olması gerekirdi. Bunu kaynatacağız. Biraz sabırlı olalım. Tekrar deneyeceğiz. Bu arada sizlere oldukça garip olan bir deneyi birazcık tartışmaya ve mantıklı bir şekilde açıklamaya davet etmek ve neden benim istediğim şekilde davranmadığını bana açıklamanızı istiyorum. Burada hava ile dolu olan küçük balonlarım var ve onları sıvı azotun içerisine koyacağım. Belli bir hacimleri var. Hacmin ne olduğu umurumda değil. Balonlar 293 derece olan oda sıcaklığında ve içlerindeki basınç bir atmosfere çok yakın. Neredeyse hiç fazlalık basınç yok. Sıcaklığı sıvı azotun sıcaklığı olan 77 Kelvin derece yapacağım. Basınç bir atmosfere çok yakın kalacaktır. Balonların çok fazla aşırı basınca sahip olmadığını düşünüyorum. Onlarla ne yaparsanız yapın önemli değil. Ve bu nedenle onların ne kadar büzüleceklerini bilmek istiyorum. İdeal Gaz Yasasını uyguluyorum ve moleküllerin sayısı değişmeyecek, R değişmeyecek. Bu nedenle yeni hacim eski hacim çarpı yeni sıcaklık bölü eski sıcaklık olacaktır. Ve eğer ideal gaz yasası geçerli ise bu eski hacim çarpı 77 bölü 293 olur. Ve bu V1'in 4'te biridir. O halde hacim 4 kat daha az olur. Eğer hacim 4 kat daha az ise bu durumda yarı çap başlangıçtaki değerinin %60'ı daha az olur. Çünkü hacim R küpe orantılı değişir. O halde R2 yaklaşık R1'in %60'ıdır. Bunun fark edilmesi gerekir. Bu büyüklükteki balon bu büyüklüğe düşecektir. Fakat oldukça farklı bir şey göreceksiniz. Sanırım bu tamam. Eğer kapağı bulabilirsem kapağını kapatacağım. İşte burada. Şimdi onu daha önce yaptığımdan daha sıkı kapatayım. Ve soğuduğu zaman daha iyi yapıp yapmadığıma bakalım. Açıkçası diğeri düzgün bir şekilde kapatılmamıştı. Balonlarımız burada ve balonları sıvı azota batıracağım. Haydi teneke. Eğer bu da sızıntı yaparsa tamamen bir rastlantı olur. Normalde saniyeler içinde çökerler. Bu çökmek istemiyor. Ha? İşte çöküyor. İşte çöküyor. Garip sesler çıkarıyor. İşte çöküyor. İşte çöküyor. Bunu göreceksiniz. Balonlara bakın. Burada bir balon var. Ve burada da bir balon var. Bugün birinizin doğum günü mü? Birilerinin olmalı. 200 çocuk, çocuk değil 200 yetişkin. Birilerinin doğum günü o olmalı. %50 ihtimal var. Kimsenin doğum günü değil mi? İnanması zor. Tamam. Eğer balonu sıvı azata koyarsam yarı çapı önceki değerinden %60 daha az olacaktır. Biraz küçüdür. İşte daldırıyorum. Ve göreceğiniz şey çok farklı bir şey olacak ve bunu açıklamanızı istiyorum. Her türlü aletim var, onu sıvı azata daldırdığımı aklınızda tutun. Cevabı bulmak istediğiniz zaman bunu hatırlayın. Tamam, neredeyse hiç açım kalmadı. Sanki yassı bir kek gibi, hiçbir şey kalmadı. Şimdi tekrar eski haline geliyor. Çünkü şimdi oda sıcaklığına yükseliyor. Aman Allah'ım orada zor zamanlar geçiriyor. Neden o dörtte bir hacimde değil? Neden beklediğinizden çok daha küçük? Bir kez daha yapacağım. Eğer buraya gelirseniz, niçin buraya gelmiyorsunuz? Hiçbir şey kalmadığını göreceksiniz. Hacim neredeyse sıfır. Görüyor musun? Endişelenmene gerek yok. Ve şimdi hacim artıyor. Bu hafta sonu düşünmeniz için son bir soru. Burada tenis topluları ile dolu bir kutum var. Ve bu kutuyu açtığınızda tenis oynayan herkesin bildiği gibi şşşt diye bir ses duyarsınız. Avrupa'ya gidip kahve satın aldığınızda ve kahve kutusunu açtığınızda şşşt diye bir ses duyarsınız. İnsanlar bunu severler ve bunun iyi olduğunu, içinde biraz vakum ya da benzer bir şey olduğunu ve kahvenin daha uzun süre daha taze kalmasını sağladığını düşünür. Saçmalık ama önemli değil. Her neyse bu tenis toplarında da aynı şey olur ve kutuyu açtığınız zaman şşşt diye bir ses duyarsınız. Şimdi soru geliyor. Kutunun içerisindeki basınç bir atmosferden daha yüksek midir ya da daha mı düşüktür? Aynı olamaz. Çünkü bu durumda diye ses duymazsınız. Ve eğer öyleyse niçin içerisindeki basınç farklı olacaktır? Ve sizlere bir ipucu vereceğim ve önemli bir ipucudur. Kutuyu açın, toplarla oynamayın, iki gün bekleyin ve toplar artık kullanılmaz. Onlarla artık oynayamazsınız. Bu sizlere bir ipucu vermeli. Düşünün. Sıvı azot balonlarını düşünün. İyi hafta sonları. Gelecek derste görüşürüz.